Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Shiba tutan biri olarak arkadaşlar, özellikle Shiba topluluğu çok ciddi halde dünya genelinde aktif bir topluluk. Piyasadaki tanınan kişilerin kimi Shiba'dan 10xlik, kimi hatta 100xlik ve üzerinde çok üzerinde yükselişler. E, katlama oranları bekleyenler var. E, bununla alakalı tabi argümanlar genel itibariyle ortak e, olumlu yorumlar üzerinde. Bunlar arasında en büyüğü de aslında Bitcoin dominansına karşı Shiba'nın gösterdiği direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, pek çok kişi şu açıdan düşünebilir yani ciddi halde yükselişler sergiledi. E Bu yükselişlerden sonra e, neredeyse 10x kadar düştü. Bu nasıl iş tarzında bir durumken. Burada asıl önemli olan bir kripto inanılmaz bir volatilite ortamı. Diğer hiçbir finansal ürünle karıştırılmamalı. 2. Bitcoin'i analiz ederken diğerleriyle kıyaslanmalı ki hareketlerinde ne görebilelim arkadaşlar. E, sabit tabii ki dolar paritesinden ziyade hareketlerindeki olağan ezilmeleri ve verdiği tepkileri dominans karşısındaki tepkilerini görebilelim. Bunlar oldukça önemli. Dünden bugüne Shiba ayı piyasası dahilinde gitgide direncini arttırdı. Bitcoin ezmeye devam ederken altcoin'lerde büyük oranlı düşüşler gerçekleştirirken bu bağlamda Shiba sürekli anlamda fiyatını ortalamaya göre korudu ve Bitcoin paritesi karşısında arkadaşlar değerli kalmayı başarabilen bir yapıya geldi. Hatta dönem dönem tırmanmalar yaparak yine beraberinde çok önemli seviyelere kadar yani 17 pozisyonlarını dahi delip geçip 18'lere iğne atabilecek kadar yön yukarı hareketlerde bulunduğunu bilmekte fayda var. Burada dahi aslında Shiba yukarı potansiyelini yani içsel yukarı potansiyelini sergilemişti. Nitekim en son 97'lerde aylarca oyalanmasıyla birlikte 97 altı kırılımda şu an görebiliyoruz ki geçmişteki düştüğü pozisyonlar bakın şuralardaki bitcoin fiyatları özellikle çok önemli. Son çöküşten sonra ortalama altcoin'ler geçmiş fiyatlarının dahi yani şuradaki çöküşün dahi altına düşmüşken Shiba hala e, uzun bir dirence yapışma durumu içerisinde ve büyük bir inatla kalıyor. Bu da genel olarak yatırımcının talebinden yani şiba toplamasından kaynaklanıyor ve elde tutma oranlarının oldukça şişik olduğundan dolayı gerçekleşiyor. E, piyasadaki çoğu kişi de buna yoğunlaşıyor, bu argümana yoğunlaşıyor ki mantıklı. Faiz oranları düşük, bir satış baskısı beklentisi yok. E talep sürekli olarak art, e, artmaya devam ediyor. Elde tutma oranları ve Uzun vade yatırımcısı oranları gitgide daha da yükseliyor. Bu da Bitcoin karşısındaki Shiba direncini büyük ölçüde arttırıyor. Velhasıl ilerleyen zamanlarda Shiba'da olası bir boğa sezonunda ciddi yükselişler bekleniyor. Bunu destekleyecek şu an boğada başlaması beklenen toplu NFT satışları, Metaverse arsa satışları, beraberinde Shibarium'un gelişi ve yakım konusunda yatırımcı strese giriyor olmasına rağmen dönem dönem ikisinin de bir vakti ve zamanı var. Her ikisi için de yani Manuel yakım ve Shibarium için iki ana unsur anlık etkiden yararlanmak için ekibin boğa sezonunu beklemesi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.